Arkadaşlar merhaba. Özdebir yayınlarının 19-20-21 Ekim Türkiye geneli AYT deneme sınavının ilkinin matematik sorularını beraber çözüyoruz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenip arkadaşlarımıza önermeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet, ilk soru. Bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Şuradaki 25'i 5'in karesi olarak yazarsam üst taraf 5 üzeri 2n eksi 2 olacaktır. Büyüktür. Burayı da 5 üzeri eksi 1 yazarsak 5 üzeri eksi n eksi 1 olacaktır. Taban kısımlarımız birden büyük olduğu için o halde direkt olarak üstleri de bu şekilde 2n eksi 2 büyüktür eksi n eksi 1 olarak kıyaslayabiliriz ki buradan 3n büyüktür. Eksi 2'yi karşıya atarsak 1 gelir ve ise n büyüktür 1 bölü 3 diyebiliriz. 1 bölü 3'ten büyük ilk tam sayı nedir arkadaşlar? 1'dir deriz. Doğru cevabımız Ceyhan'mış. İkinci soru. İki tane ifade vermiş. A kare eksi 9b kare farkı nedir diye soruyor. Ben burada a eksi 3b'nin 2 olduğunu biliyorum. Alt kısımda bakın şurada a kare eksi 6ab artı 9b kare var değil mi? Bu a eksi 3b'nin karesidir zaten. Parantez karesidir. Artı bir de ne var arkadaşlar? a artı 3b var. Bu da eşit neymiş arkadaşlar? 5'miş. Pekala. a eksi 3b'nin ben 2 olduğunu biliyordum. 2'nin karesi 4. Bu 4'ü karşıya atarsak a artı 3b ne gelir sevgili gençler? Burası 1 gelecektir. Peki a eksi 3b neydi? Bu da 2 idi. Peki bize sorulan ifade neydi? Bakın burada a kare eksi 9b kare diyor. Ben a artı 3b ile a eksi 3b'yi çarparsam zaten a kare eksi 9 tane b kareyi elde etmiş olurum. Bu da ne gelir? 2 gelir. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Üçüncü sorudayız. Mutlak x'i eksi x diye vermişse eğer x sayısı negatif bir sayıdır. Yazalım bunu. Ve x eksiye eğer dışarı direkt olarak çıkmışsa, aynı çıkmışsa arkadaşlar o halde ne diyebiliriz? X y'den büyük veya eşit diyebiliriz. Doğru mu? Pekala. Şimdi burada demiş ki 2x eksi 3y. Zaten x sayısı y'den daha büyük bir sayıydı. Değil mi? Eksi eksi 3y dediğine göre burası pozitiftir diyebiliriz. Yani 2x eksi 3y olarak çıkacak bu taraf. Pekala. Bir de şurada x artı y var. X artı y sayısı da arkadaşlar x ile y'yi topluyoruz ya. Şimdi y sayısı burada x'ten küçük veya eşitti. Dolayısıyla nasıl çıkacak? Eksi x eksi y diye çıkacak. Büyük sayıyla küçük sayıyı topladığımız için arkadaşlar. Tabii ikisi de negatif olduğu için de diyebilirsiniz. Tamam. Sonrasında bu işlemi sormuş bize. 2x'ten x'i çıkar. X eksi 3y eksi y daha eksi 4y diyebiliriz. Doğru cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Dördüncü soru. 3x eksi 1'in karesi eksi 5 çarpı 3x eksi 1 artı 6. Hemen burayı 3x eksi 1 ve 3x eksi 1 diye, burayı da eksi 3'e eksi 2 diye ayırırsak çarpımları artı toplamları eksi 5 gelir. Ve burası da zaten 3'ün karesi eksi 3x eksi 1'in karesidir. Alt tarafta 2 kare farkı var, bunu unutma. Üst taraf arkadaşlar 3x eksi 1 eksi 3'ten 3x eksi 4 gelecek. Hemen altına ne diyeceğiz? 3x eksi 1 eksi 2'den 3x eksi 3 diyeceğiz. Bölü. Devam edelim sevgili gençler. Alt tarafta ne var? 3 eksi 3x artı 1 çarpı 3 artı 3x eksi 1 diyeceğiz. Pekala. Bir düzenleyelim sevgili gençler. Şöyle yapalım. Üst taraf 3x eksi 4 çarpı 3x eksi 3 geldi. Peki bölü. Alt tarafta ne var? Bakın. Eksi 3x artı 4 var. Eksi 3x artı 4 var. Yan tarafta da 3x artı 2 var. 3x artı 2. Burada birbirini götüren ifadeler. Bak şunlar birbirinin eksilisi olduğu için şurada bir tane eksimiz kaldı ve böylelikle eksi 3x artı 3 bölü 3x artı 2'yi elde etmiş olduk. Doğru cevabımız buymuş. Hangi seçenekte? Adana seçeneğinde vardır diyebiliriz. Beşinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu eğer n çiftse n-1 diye, n tekse n artı 1 diye tanımlanıyor. O halde hemen f4'ü çıkaralım mı? Bakın içeride bir f4 var. 4 çift olduğu için n-1 diye çıkacak. İçerisi yani şurası 3'müş. O halde elimizde bir f3 kaldı. Bu f3 nedir? n tekse 1 arttırıyor. 4 diye çıkıyor. Yani buranın tamamı neymiş arkadaşlar? 4'müş. 4 artı fa demiş. Şimdi fa'yı da buraya yazalım şu şekilde. Eşittir f11. Bu 11 n tekti arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ekle 12. Demek ki fa kaçmış arkadaşlar? 8. Şimdi sonuç 8 ise demek ki burası içerideki a tekmiş arkadaşlar. Tamam. Tekse ne yapıyordu? 1 ekliyordu. O zaman a artı 1 eşittir 8 dersek a kaç gelir? 7 gelir. Doğru cevabımız Bursa seçeneğiymiş. 6. soru. 3. dereceden bir px polinomu x çarpı x artı 2 ile bölümünden kalan 4 eksi 2x'tir. Px polinomunun 1 çarpanı x eksi 2 olduğuna göre p1 artı p eksi 1 toplamı nedir diye soruyor. Px polinomunun bir çarpanı arkadaşlar x eksi 2 ise ben bunu x eksi 2 çarpı ax kare artı bx artı c biçiminde yazabilmem gerekiyor. Şimdi sevgili gençler, x çarpı x artı 2 ile bölümünden kalan burasıysa ben x gördüğüm yere 0 yazarsam kalan ne olacakmış? 4 yazacakmış. Gelin bir de burada yazalım arkadaşlar. P0 diyelim şuraya. Şu x'i silelim buradan. P0 diyelim eşittir. 0 yazarsak eksi 2 çarpı 0 yazarsak ne gelir? C gelir. Ne kalır demiştik? 4 kalır demiştik. O halde C kaçmış arkadaşlar? C eksi 2'ymiş. Değil mi? Hemen şunu düzeltelim. C'miz eksi 2'ymiş. Pekala. Şimdi devam edelim. Eksi 2 yazdığımız zaman da 4 eksi eksi 2x. Yani 4 eksi eksi 2 çarpı 2 diyeceğiz değil mi? Buradan ne gelir? 8 gelir kalanımız. O halde p eksi 2'nin ne çıkması gerekiyormuş? 8 çıkması gerekiyormuş. Yazalım arkadaşlar yerine. Eksi 4 çarpı. Şuraya ne yazacağız arkadaşlar? Eksi 2 yazacağız. Yazalım bakalım. 4a değil mi? Eksi 2b. C neydi? Eksi 2 idi. Yazdım onu da. Eksi 2 eşittir 8 gelmesi gerekiyor dedik. Şurası zaten eksi 4 olduğuna göre şu işaretlediğim kısım ne olacak? Eksi 2 olması gerekiyor. Burayı da yazdık. 4a eksi 2b eksi 2 eşittir eksi 2 ise eksi 2'leri götürürüz. Ve 4a eksi 2b'nin 0 olduğunu, 4a'nın 2b'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir kalsın elimizde. Şimdi devam edelim arkadaşlar. P1 artı P eksi 1'i soruyor bize. 4a'nın 2b olduğunu bulduktan sonra şurada arkadaşlar şu işaretlediğim polinomla P1'i bulalım. Tamam. Hatta şuraya bulalım. P1 eşittir dedik. 1 eksi 2'den eksi 1 gelir. Tamam. Çarpı A artı B eksi 2. Eksi 2 dediğimiz şey ne? C. Tamam. Bir de P eksi 1'e bakalım. P eksi 1 eşittir. Eksi 1 yerine yazarsam eksi 3 gelir. Çarpı. Eksi 1'in karesi 1 yani A. Eksi B eksi 2 geldi buradan da. Tamam. Burada ne yazdık? Biz eksi 1 yazdık. Burası A geldi. Burası eksi B oldu. Burada eksi 2 oldu. Şimdi ben şunu eksi 1'i içeri dağıtırsam eksi A eksi B artı 2 gelir. Ve eksi 3'ü içeri dağıtırsak eksi 3A artı 3B artı 6 gelir. Tamam. Bununla bunun toplamı soruluyordu ya. Bir de ikisini toplayalım sevgili gençler. Ne gelir? Bak eksi 4A artı 2B artı 8 gelir. Ben 4A'nın 2B'ye eşit olduğunu, 2B'nin de 4A'ya eşit olduğunu biliyordum. 2B'yi buraya 4A yazarsak 4A eksi 4A gider. Doğru cevap 8 olarak elimizde kalır. Demek ki cevap Adana'ymış deriz. 7. soru. Hemen bu ikisini taraf tarafa topluyorsun. Şunlar gidiyor. 2 tane 4 üzeri x eşittir neymiş? 18. O halde 4 üzeri x nedir sevgili gençler? 9'dur. 2 üzeri x nedir? Bu da 3'tür diyebiliriz. Negatif olamaz çünkü bunun cevabı. Eğer ki 4 üzeri x'i 9 olarak bulduk ya, getir şurada yerine yaz. 9 eksi 4 üzeri y eşittir 5 ise 4 üzeri y nedir arkadaşlar? Burası 4'tür ve 2 üzeri y de ne olur buradan? 2'dir. Şimdi bize 2 üzeri x artı y soruluyorsa bu ikisini çarparsak 2 üzeri x artı y eşittir 6 gelecektir. Doğru cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir. Geçelim 8. sorumuza. A üzeri 4 artı a kare çarpı b kare artı b üzeri 4 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi öncelikle ben bunu çarpanlarına ayırabilmek için bir tane a kare b kare ekliyorum ve bir tane de a kare b kare çıkarıyorum. Tamam. Şimdi gelin şu eklediğimiz a kare b kareyi buradan alıp şunun üstüne monte edelim ve a üzeri 4 artı 2 tane a kare b kare artı b üzeri 4 eksi a b'nin karesi diyelim buradaki a kare b kare ifadesine. Pekala. Şu kısım bir tam kare oldu. A kare artı b karenin karesi oldu. Eksi bir de ne var burada? A b'nin karesi var. Şimdi iki kare farkı uygularsak a kare artı b kare eksi a b çarpı a kare artı b kare artı a b'dir. Bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi. Bu da hangi seçenekte verilmiştir arkadaşlar? C seçeneğine bakarsak şu ifadenin aynısını görebiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza, 9. soru. Şimdi A ve B kümeleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A kümesinin elemanlarının 3/5'i B kümesinin elemanı değil. B kümesinin elemanlarının 3/10'u A kümesinin elemanı değildir demiş. Birleşimleri de 41'miş. Hemen şöyle diyelim sevgili gençler. İki tane küme çizelim. Tamam, iki tane küme. Şurası bir kümenin 7/10'unu, diğeri de 2/5'ini ifade ettiğine göre ben buraya 2 ile 7'nin ortak katı olan 14K demek istiyorum. Eğer burası 14K ise, tamam, 14K ise o halde 7'ye 14 ise 3'e 6 kalır. Burası 6K'ymış. Eğer burası 14K ise, yani 2'ye 14 kaldıysa arkadaşlar, buraya da 21K kalacaktır. Değil mi? 3 katına. Pekala. Bunların toplamı neymiş arkadaşlar? Bakın, A birleşim B birleşim demiş ya. Bunları toplarsak ne olur? 41K olur. 41K eğer 41'e eşitse K 1'dir. Ve diyor ki B fark A, yani şuradaki kümenin eleman sayısı sorulmuş. 6K soruluyor bize. O halde cevabımız nedir? 6'dır diyebiliriz. Geçelim 10. soruya. 10. soru bir mantık sorusu arkadaşlar. P ise Q'nun 0 olabilmesi için tek şart P'nin 1, Q'nun 0 olması. Q 0 ise burası 1'dir. 1 ise R'nin değili eğer denktir 1 olduğunda arkadaşlar, R'nin değili ne olmak zorunda? Burası 1 olmak zorunda. Demek ki R neymiş? R 0. R'nin değili 1. P 1. P'nin değili 0. Q 0'dı. Q'nun değili de nedir arkadaşlar? 1'dir. O halde şıklarımıza bir bakalım. Hangisine bakalım? P'nin değili, şuradan başlayalım ya. P neydi arkadaşlar? 1'di. Ve Q neydi? 0. Demek ki burası 0 gitti. R zaten 0'dı. Bu da gider. Çünkü V bağlacıyla bağlanmış. P'nin değili 0 veya Q neydi arkadaşlar? O da 0'dı. Bu da gitti. P'nin değili 0 veya R neydi sevgili gençler? 0. Bu da gitti. P neydi? 1 ise R'nin değili 1'di. Demek ki cevabımız neymiş? Edirne'ymiş. 11. soru. Yine bir mantık sorusu. V bağlacıyla bağlanmış ve sonuç 1. Dolayısıyla bu da 1'dir. Bu da 1'dir diyeceğiz. Pekala. İkisi de 1 ise ben P'nin değili ise Q'nun değilinin 1 olması gerektiğini ve P ise Q'nun değilinin ne olması gerektiğini, 1 olması gerektiğini biliyorum. Bunun karşıt tersi buna denk olduğundan arkadaşlar Q ise P demek istiyorum ben buraya. Bunun da karşıt tersi Q ise P'nin değili demek istiyorum. Şimdi Q'dan çıkmış ve P'ye, Q'dan çıkmış ve P'nin değiline gitmiş ya. O halde arkadaşlar burası ne olursa olsun hep cevabı 1 çıkıyorsa bu da 0'dır, bu da 0'dır. Yani Q kesinlikle 0. Bunu biliyoruz ama P'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani P ne olursa olsun Q hakkında 0 olduğunu biliyoruz. Pekala, önermelerinden hangileri her zaman doğrudur? P'nin değili ve Q. Şimdi Q 0, o yüzden V ile bağlandığına göre burası kesinlikle 0. Hatta cevaplarda 1 olanları eleyebilirsiniz. Q ise P. Q neydi? 0 ise, 0'dan yola çıkılıyorsa ise de her zaman doğrudur. Q 0'dı. 0 ancak ve ancak eğer burası 0 olursa cevap 1 olur ama 1 olursa cevap 0 olur. Dolayısıyla 3 hakkında da bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız yalnız 2'ymiş. 12. sorudayız. Kırmızı ve mavi renkte toplam 9 topun bulunduğu bir torbadan geri konulmamak koşuluyla art arda 2 mavi top çekiliyor. İkinci çekilişte mavi gelme olasılığı birinci çekilişte mavi gelme olasılığının %75'i olduğuna göre torbada kaç tane kırmızı top vardır diyor. Birinci çekilişte mavi gelme olasılığı, mavilerin sayısına M dersek M bölü toplam top sayısı 9. Bir tane mavi çektikten sonra ikinci çekilişte mavi gelme olasılığı M eksi 1 bölü 8'dir diyebiliriz. Ve diyor ki ikinci çekilişte mavi gelme olasılığı birinci çekilişte mavi gelme olasılığının %75'i, yani 3/4'üdür diyebiliriz. Bunlar birbirine eşit artık. 4 ile 8'i sadeleştirirsek 2 kalır. Bir içler dışlar çarpımından 6M eşittir 9M eksi 9 deriz arkadaşlar. Ve 3M buradan ne gelir? 9 gelir. Mavi sayısı neymiş? Başlangıçta 3'müş. Toplamda 9 tane top vardı. O zaman kırmızı top sayısı nedir? 6'dır. Bize diyor ki zaten torbada kaç tane kırmızı top vardır? Cevabımız 6. Geçelim 13. soruya. X ve Y sıralı ikilileri 3Y eksi 2X eksi 8 eşittir 0'ı sağlıyorlar ve X ve Y eleman reel sayı demiş. Bu ikililerden bir tanesi M'ye 3 ise, yani diyor ki Y gördüğün yere 3 yaz. 9 eksi 2X eksi 8 eşittir 0 sağlayacaksa, ki X'de de neydi arkadaşlar burada? M'ydi. Yani 9 eksi 8'den 1 eksi 2M eşittir 0 ise 2M eşittir 1, M eşittir 1 bölü 2 diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği de verilmiştir. 14. sorudayız. Şimdi arkadaşlar eşitsizliği X'in bütün reel sayı değerleri için sağlandığına göre A'nın alabileceği değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere büyüktür 0 sağlıyorsa Şekli nasıldır arkadaşlar? Şu kartezyen koordinat sistemimiz olsun. Şekli bir kere bu şekilde bir polinomdur. Yani kolları yukarı doğru olmak zorunda. Kollar yukarı doğruysa arkadaşlar demek ki şu a-3 ne olacak? a-3 sıfırdan büyük. Demek ki a 3'ten büyük olacak. Bir kere bu garanti. Sonrasında ise hatta a'nın 3'ten büyük olduğunu bilerek de bazı şıkları eleyebilirsiniz. Mesela bu gider. Değil mi? Bu gider. Bu gider. Şimdi devam edelim. 2 tane şıkka indirdik. Bir de delta'nın sıfırdan küçük olması gerektiğini biliyoruz. Delta sıfırdan küçükse b kare 16 eksi 4 çarpı a eksi 3 çarpı a küçüktür 0 diyeceğiz. Burayı bir açalım. 16 eksi 4 tane a kare, tamam, eksi 4 tane a kare artı 12 a küçüktür 0. Hepsini 4'e bölersek 4 eksi a kare artı 3a sıfırdan küçüktür. Hepsini diğer tarafa at. A kare eksi 3a eksi 4 büyüktür 0 diyelim. Sonrasında a'ya a, burayı da eksi 4'e artı 1 diye açarsak eksi 1 artı 4 bir tablo çizelim. Tabloda arkadaşlar şunlar ne olacak? Bunlar eşitlik olmayacak. Artı eksi artı diyeceğiz ve sıfırdan büyük istediği için ne tarafları tarayacağız? Bu tarafı tarayacağız. Bir de bu tarafı tarayacağız. Zaten bir de ne demiştiz? 3'ten büyük dediğine göre artık nereye almayacağımızı biliyoruz. Eksi 1'in sol tarafını almayacağız. Demek ki cevabımız ne tarafmış arkadaşlar? Cevabımız 4'ten büyük olan kısımmış. Cevap 4 ile sonsuz arasıdır. Yani Edirne'dir diyebiliriz. Geçelim 15. sorumuza. İyi dinliyoruz. Şu 1 bölü x, x üzeri eksi 1'dir ve bu eksi 1'i logaritmanın başına atarsak logaritma x eksi 4 tane logaritma x eşittir logaritma 6 eksi 4 tane logaritma x dedik. Burada şunlar giderse arkadaşlar log x log 6'ya eşitse x 6'ya eşittir diyebilirdiniz. Geçelim 16. soruya. 16. soru güzel sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle diyelim. OBEP n ve n artı 10 iki sayının arasındaki fark 10 ise arkadaşlar, tamam, yani o zaman OBEP'leri de bu 10'un bölenleri olmak zorunda. O halde zaten geriye pek bir şey kalmıyor soru için. 10, 5, 2 ve 1'dir bu dizinin alabileceği değerler, tamam. Toplarsak 15 daha 15, 3 daha 18'dir diyebiliriz cevabına. Geçelim 17. sorumuza. 17. soruda kolay sorulardan bir tanesiydi. S9'dan S5'i çıkarırsak A6, A7, A3 ve A4'ün pardon 6, 7, 8 ve 9. Çok özür dilerim. 3 ve 4 nereden geldi? Ya 1, 2 yazdım zannettim ilk başta. Şunları bir silelim. İlk 9 terim toplamdan ilk 5 terim toplamını çıkarırsak A6, A7, A8 ve A9 kalır elimizde. Şimdi arkadaşlar A6 ile A9'un toplamı tabii ki neye eşit olacak? A7 ile A8'in toplamına eşittir diyebiliriz. Bu iki toplam birbirine eşitse sevgili gençler 207'den 65'i çıkar, 135, 142 gelir değil mi? 142'yi 2'ye bölersek 71, demek ki 71 şunların toplamı, 71 de bunların toplamı diyebiliriz. Zaten bana A7 ile A8'in toplamı sorulmuştu. 18. soruya geçtik. Bir zarın bir yüzü sarı, iki yüzü mavi, hemen yazalım şöyle, mavi ve mavi var ve üç yüzü de siyahmış. Siyah, siyah ve siyah dedik. Tamam. Şimdi 3 atış sonunda zarın bir kez mavi, iki kez siyah yüzü üzerine düşme olasılığı nedir diye sormuş. Şöyle diyelim. Bir kez mavi düşecekse arkadaşlar bunun olasılığı 2 bölü 6'dan 1 bölü 3'tür. Tamam. Çarpı. 2 kere de siyah düşecekse 1 bölü 2 diyeceğiz. Neden? Çünkü 3 bölü 6'dan kaynaklanıyor. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Şimdi buradan ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 12 geldi. Pekala. Hemen işaretlemiyorsunuz. Sebep? Çünkü sadece bize sıralama belirtmemiş. Sadece demiş ki bir kez mavi, iki kez siyah gelsin. Yani mavi, siyah, siyah. Mavi, siyah şöyle olabilir. SMS olabilir. Tamam. Bir de siyah, siyah, mavi olabilir. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Garantici olmak istiyorsan da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şeklinde sıralayıp 3 farklı şekilde sıralanabilirler dersin. Bulduğum bu 1 bölü 12'yi de 3 ile çarparsan 3 bölü 12'den doğru cevabın 1 bölü 4 olması gerektiğini söyleyebilirsin. Geçelim 19. soruya, bir fonksiyon sorusu. Fonksiyonlarından hangileri A kümesinden B'ye tanımlı örten fonksiyondur demiş arkadaşlar. Örten olması da önemli. Şimdi 2x demiş. Ben eksi 1, 0 ve 1'i yerine yazarsam burada eksi 2, 0 ve 2 gelir. Yalnız B kümesinde bu elemanlar olmadığı için bunu olmaz diyeceğiz. A'dan B'ye tanımlı değil zaten. Fx eşittir. Şimdi eksi 1'i yazarsak 1, 0 yazarsak 0, 1'i yazarsak 1 gelir değil mi? Ve B kümesindeki bütün elemanlar kullanılmış. B kümesindeki bütün elemanlara gitmiş diyebiliriz. Bu yüzden ikinci öncülde verilen fonksiyon bizim için A'dan B'ye bir örten fonksiyondur. X artı 1 demiş. Eksi 1'in üstüne 1 ekle 0. 0'ın üstüne 1 ekle 1. Ama 1'in üstüne 1 eklediğimiz zaman 2 gelir. 2 elemanı B kümesinde olmadığı için bu da bir fonksiyon değildir. A'dan B'ye diyebiliriz. Cevap yalnız 2 olacak sevgili arkadaşlar. 20. soru bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Payda kısmını eşitsizlik tablosuna dahil etmeyeceğim ama şunu da unutmamam gerekiyor. X 3'ten farklı olacak. Çünkü paydayı 0 yaparsa ifade tanımsız olur. Üst taraf ise 0'dan küçük veya eşit olacak. Çünkü burası 0'dan küçük veya eşit. Burası pozitif veya 0'sa üst tarafın negatif olması gerekiyor. Dolayısıyla X artı 5 mutlak değeri küçük veya eşittir 8 olması gerekiyor. Ve X artı 5'e küçük veya eşit 8. Bu da büyük veya eşit eksi 8 diyebiliriz. 5 çıkarırsak arkadaşlar eksi 13 küçük veya eşit X. Bu da küçük veya eşit 3 diyeceğiz. Sonrasında ise bu X'in alabileceği kaç tane değer olduğunu 3'ten eksi 13'ü çıkarıp ikisine de dahillik olduğu için artı 1 diyebiliriz. Burası 16 değil mi? 1 eklersek 17 tane gelir. Yalnız hemen atlamayacağız 17'ye. Neden? Çünkü 3 sağlamaz demiştik arkadaşlar. Bakın çünkü paydayı 0 yapıyordu. Dolayısıyla az önce saydığımız 3'ü geri çıkarabiliriz. 17'den 1 tane çıkarırsak cevap 16 olur diyeceğiz. Doğru cevabımız Denizli seçeneği. Geçelim 21. soruya. Bir denklem sistemi sorusu ve reel sayılardaki çözüm kümesi soruluyor. Bu tarz sorularda sınavda hani bu şekilde verilmişse şıkları deneyerek daha kolay bir şekilde cevap bulabilirsin. Sağlamayanları eleyerek. Fakat biz bu soruyu şöyle çözelim arkadaşlar. Ben bunu 2 ile çarptım ve üsttekinden alttakini çıkardım. Bu şekilde x kare gelir. 2y kareler zaten gidecek. Tamam. Eksi 6x'ten eksi 4x dersek ne olur arkadaşlar? Eksi 2x olur. Ve eksi 13'ten de 2'yi çıkarırsak eksi 15 gelir. Eşittir 0 dedik. X'e x ve eksi 5'e artı 3 diye açtık biz burayı. Sonrasında ise x1 eşittir 5 ve x2 eşittir eksi 3 dedik. Tamam. Şimdi eksi 3 değeri bu denklemlerden ikincisine bakalım arkadaşlar. Y kare eksi 2 ile eksi 3'ü çarp artı 6 artı 1 eşittir 0 olursa y karenin eksi 7 olması gerekiyor. Ama biz reel sayılarda çözüm arıyorduk. Demek ki x eksi 3 olamaz. Çünkü bir sayının karesi eksi 7 olamaz dedik. Peki devam edelim. X 5 olursa tamam. X'in 5 olması burada herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Y kare eksi 2'yi de yerine yazıyorum. Y kare eksi 10 artı 1 eşittir 0 ise y kare eşittir 9 demek ki y eşittir artı 3 veya y eşittir eksi 3 diyebiliriz. Böylelikle çözümümüz 5'e 3 ve 5'e eksi 3 olur diyeceğiz arkadaşlar. Diğer şıklardaki elemanlar zaten sağlamıyor. Cevap Edirne diyeceğiz. 22. soruya bakalım. Bir logaritma sorusu aslında. Şimdi şöyle diyelim. Şurası 4 çarpı 4 üzeri x yani 2 üzeri x'in karesi. Eksi 2 çarpı 2 üzeri x eksi 6 eşittir 0. Ben burada hepsini 2'ye bölersem 2 üzeri x'in karesi çarpı 2 ve şurası eksi 2 üzeri x eksi 3 eşittir 0 diyelim. Arkadaşlar burayı gelin 2 tane 2 üzeri x ve 2 üzeri x diye açalım. Tamam. Burası da nasıl açılır arkadaşlar? Şöyle diyebilir miyiz? Bakın şurayı eksi 3 burayı artı 1 diye açalım. Çapraz çarparsak 2 tane eksi 3 tane toplarsak eksi 1 tane. Tamam. Ve burada 2 üzeri x'i ya 3 bölü 2 seçeceğiz deriz ya da 2 üzeri x'i eksi 1 seçeceğiz deriz. Yalnız 2 üzeri x eksi 1 olamayacak. Sebep çünkü hiçbir pozitif sayının hiçbir kuvveti negatif yapmaz. Demek ki cevabımız 2 üzeri x eşittir 3 bölü 2'yi sağlayan bir kök olacak. X'i soruyor bize unutmayın. Ben bu x'i çekersem logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 eşittir x olur. Bunu da şıklara uyarlamak için arkadaşlar ln 3 böldüğü için çıkaracağım ln 2 bölü tabandakini de ln 2 şeklinde yazabilirim. Cevabım Denizli seçeneğinde mevcuttur. 23. sorumuza bakalım. Fonksiyonun tersi soruluyor. Bakın önce şu fonksiyonun tersi bulunurken x'e uyguladığı işlemleri bir bulalım. X'ten 1 çıkarmış değil mi önce? Birinci işlem 1 çıkar. İkinci işleme bakalım. 2'nin üstüne yazmış. 2'nin üstüne yaz. Tamam. Üçüncü işlemde son olarak 1 eklemiş değil mi? 1 ekle. Şimdi ben buradan başlayıp terse doğru bütün işlemleri de tersine yaparak gideceğim. Tamam mı? 1 ekle demiş ya ben x'ten 1 çıkaracağım. 2'nin üstüne yaz demiş ya 2'nin üstünün tersi nedir arkadaşlar işlem olarak? Logaritma 2 tabanında x eksi 1 demiş. 2'yi tabana yazdım. Tamam. 1 çıkar diyordu. 1 ekleyeceğim. O halde cevaplara bakıyorum. C seçeneğinde bunun aynısı mevcut. Bu elimde kalan f'in tersi olmuş oluyor. 24. soru. Güzel soruydu. Sınavda en beğendiğim soru buydu. Ardışık doğal sayıların 5. kuvvetleri yani üstleri alınarak 0 üzeri 5, 1 üzeri 5, 2 üzeri 5, 3 üzeri 5, n eksi 1 üzeri 5, n üzeri 5, n artı 1 üzeri 5 biçiminde bir sayı dizisi elde ediliyor. 2 üzeri 25 ile 3 üzeri 20 sayıları arasındadır demiş. Bu dizinin kaç terim? Hemen 2 üzeri 25'i 2 üzeri 5'in 5. kuvveti ve 3 üzeri 4'ün 5. kuvveti şeklinde yazarsak 32 üzeri 5 ile 81 üzeri 5 arasında ve bunlar hariç, tamam, kaç tane terim vardır diye soruyor. Hemen 81'den 32'yi çıkarıp bir daha çıkaracaktın ki 81'i de dahil etmeyelim. Eşittir. Ne diyecektik cevabına? 48'dir diyecektik sevgili gençler. Doğru cevabımız Denizli. 25. matematiğin son sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. A ve B reel sayılarının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklıkları birbirine eşittir. Yani eğer şurası sıfırsa A buradayken B de burada olabilir. A buradayken B burada olabilir. Ya da tam tersi A buradayken B diğer tarafta olabilir. Tamam. Yani bunlar birbirinin ya eksilisi ya da eşit sayılar. A ile B'nin çarpımı A ile B'nin mutlak değeri A ile B'nin çarpımından büyüktür demiş. Büyük veya eşittir demesi gerekiyordu. Her zaman doğru olabilmesi için 1 gitti. 2A eksi B eşittir 2B eksi A. Arkadaşlar 2A eksi B eşittir 2B eksi A veya çözüyoruz bunu. 2a eksi b eşittir. Ne diyeceğiz? a eksi 2b diyeceğiz. Şuradaki eksi a'yı karşıya atarsak 3a, eksi b'yi karşıya atarsak 3b. Buradan a eşittir b gelir. a eşittir b işlemi veya buradan da arkadaşlar a eşittir. Bunu karşıya atarsak eksi b gelecektir. Bu veya bu demiştim. Zaten biz de burada onu ifade etmedik mi? Ya zıt işaretlidir ya da aynı işaretlidir. Demek ki iki öncülü doğru. a sayısı mutlak b'den büyüktür demiş. Arkadaşlar a sayısı b'ye ya eşittir. Tamam, ya eşittir ama mutlak b'den büyük olması da imkansızdır diyebiliriz. Dolayısıyla 3 de gitti. Doğru cevabımız yalnız 2'dir. Evet, bu güzel soruların sonuna geldik. Diğer sorularda ve diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bol bol matematik çalışmayı unutmayın ve arkadaşlar tabii ki kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hoşça kalın.